Değerli dostlar, yine birlikteyiz. İstanbul'u adım adım gezmeye devam ediyoruz. İstanbul'u adımlarken biraz da hayatımızı adımlıyoruz diyebiliriz. Şu anda İstanbul'un uç noktalarından birindeyiz. Asitane'nin uç noktası, yani birinci tepesin. İstanbul ve su bağlantısını birlikte kuracağız bugün. İstanbul aslında bir su şehri. Suyla var olmuş, suyu medenileştirmiş ve su medeniyeti meydana getirmiş bir şehir. Marmara, Haliç ve Boğaz. İstanbul'un etrafını çevreleyen sular bunlar. Bir de surların dışındaki bir zaman hendeklerin suyla dolu olduğunu düşündüğümüzde İstanbul dört tarafı suyla çevrili bir adadır diyebiliriz. Tabii şekliyle yarımada ama hendeklerin suyla dolu olduğunu düşündüğümüzde tam bir ada. Suyun içerisinde suyla bu kadar haşır neşir olmuş bir yarımadanın ve adanın en çok ihtiyaç duyduğu şey su. Tabii ki içme suyu. Bunca insanın yaşadığı bu şehirde, bunca insan her gün onca su içeceğinden insanlar içme suyunu bulmakta oldukça zorluk çekmişler. Ve İstanbul, su şehri olan İstanbul, biraz da susuzluğun şehri olarak tarihe geçmiş diyebiliriz. Tarih boyunca hep içecek su aranmış, içecek su bulunmaya çalışılmış ve içecek suyu temin etmek için her çareye başvurulmuş bir bakıma. Şu anda bir su terasının önündeyiz. Yani Asitane'nin uç noktalarından birinde. İstanbul'un yedi tepesinden birincisinde. Sağımızda Ayasofya, solumuzda Sultanahmet var. Böylece müstesna bir mekanda. Ama asıl medara bahsedeceğimiz eser geri plandaki su terasidir. Bizanslar zamanından itibaren şehir içme suyu sıkıntısı çektiğinden şehir amirleri uzak diyarlardan, Belgrad ormanlarından, Sırancı dağlarından ve başka yerlerden getirdikleri suları, borularla, kemerlerle getirdikleri suları bu terazilerde dinlendirmişler, sakinlendirmişler ve hızını kesip temizledikten sonra şehre tevzi etmeye başlamışlar. Tabii bu teraziler ve de biriken sular şehir ahalisinin ihtiyacını kısmen karşılasa da şehir muhasara edildiği zamanlar bu ihtiyacı karşılama yetmeyeceğinden ve şehri kuşatan düşmanlar, Bizans'ın düşmanları diyelim. Önce su yollarını kestiklerinden ve kemerleri yıktıklarından şehir susuz kalacağı için Bizans ahalisi, Bizans kralları bir çaresini bulmuşlar bunun ve şehrin değişik yerlerine büyük sarnıçlar yapmışlar. Şu anda böyle bir sarnıcın üzerindeyiz. İstanbul'un, daha doğrusu Bizans'ın en büyük sarnıcının, yere batan sarnıcının üzerinde. Ve biraz sonra adeta arzın merkezine inercesine, arzın merkezinde seyahat yaparcasına birlikte adım adım İstanbul'un merkezine, sinesine, bağrına doğru inecek ve şehrin bu en büyük sarnıcını birlikte temaşa edeceğiz. İstanbul'da büyüklü küçüklü yüzlerce sarnıcın varlığından söz etmek mümkün. Ama bunların en büyüklerinden biri yere batan sarnıcı. İstanbul'da iki tür büyük sarnıç var. Birincisi üstü açık sarnıçlar, ikincisi üstü kapalı sarnıçlar. Üstü açık sarnıçlara bugün Çukurbostan olarak bilinen büyük arazinin içinde bulunduğu yeri, üstü kapalı sarnıçlara da burayı örnek verebiliriz. Buraya Bizanslar bazilika dedikleri için turistler bazilika olarak adlandırırlar. İçinde bir yığın sütun ve geniş bir mekan olduğu için Türkler burayı Yerebatan Sarayı olarak adlandırırlar. Ama asıl adı sarnıç. Bazilika da dense, saray da dense burası bir sarnıç. İstanbul'un en büyük sarnıcı, diğer tabiriyle Yerebatan Sarnıcı ve biz Yerebatan Sarnıcı'na doğru gidiyoruz. Şu anda yerin metrelerce altındayız. Geniş bir alanın içerisindeyiz.
140 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde, 9800 metrekare hacimli bir alan burası. Bir sarnıç, bir depo, bir su sarayı tabiri caizse. 9 metre yüksekliğinde sütunlardan meydana gelmiş bu saray. Tam 336 tane sütun var. 12 tane sıra var ve her sırada 20 tane sütun var. Böylece 336 tane sütunun ayakta tuttuğu bir saray. Üzerinde kemerler, kubbeler ve benzer diğer mimari aksam, sütunlar ve sütunların duruşu, genişliği, derinliğiyle tam bir su sarnıcının içindeyiz. Asırlarca bu sarnıç suyla dolu olur. Su insanlara burada olduğu gibi yukarıda da hayat vermiş ve insanlar bu suyla hayat bulmuşlar. Şehir muhasar edildiği zaman buradan aldıkları suyu kullanmışlar ve hayatı bir bakıma bu su sayesinde devam ettirmişler diyebiliriz. Sarnıcın kenarlarına, çevrelerine ve duvarlarına baktığımızda orada hususi bir yapı söz konusu. Duvarlar 4 metre genişliğinde ateşe dayanıklı özel tuğlalarla imal edilmiş ve yalıtımlı bir duvar. Böylece dışarıdan içeriye herhangi bir suyun sızması veya içeriden dışarıya suyun sızması mümkün değil. Böylece 4 metre genişliğinde yalıtımlı duvarla koruma altına alınan bu sarnıç asırlar boyu bu özelliğini korumuş. Bu koruma tabii asırlarca devam etmiş, zaman zaman bakım görmüş ama şehrin fethinden sonra, İstanbul'un fethinden sonra Osmanlılar bu sarnıcı pek kullanmamışlar. Sadece tarihi bir dekor, tarihi bir derinlik, tarihi bir hatıra ve tezyinat zenginliği olarak hayatlarında yer vermişler. Su hayattır der ayeti kerime. Gerçekten su hayat. Nerede olursa olsun hayatın kaynağı. İşte metrelerce yerin altında bir su hazinesindeyiz. Ve burada su hayat veriyor. Hem derinliğindeki, sinesindeki canlılara, balıklara hayat veriyor. Hem bu mekana hayat veriyor. Hem buraya gelen insanlara tenezzüh sevgi taşındırarak hayat veriyor. Ve gerçekten su hayattır. Biz hayatı bir damla sudan yarattık ayet-i kerimesinin çerçevesinde düşündüğümüz zaman ilahi kudret suyun bulunduğu her yere hayatı, hayatın bulunduğu her yere de suyu göndermiş. İşte balıklar, sarnıç ve hayat. Tam 336 tane sütun var içinde bulunduğumuz muhitte. Bunlar kimisi yekpare mermer sütun, kimisi bindir diyerek diye tabir edilen üst üste bindirilmiş parçalardan meydana gelen sütunlar. Sütunların hepsi yontma. Hasaten yontma yapılmış, yuvarlak şekilde kesilmiş ki içinde bulunduğu hazneyi olabildiğince ayakta tutarken fazla yeri işgal etmesin ve daha çok su toplanabilsin diye. Başlıklar değişik, sütun başlıkları, tavanı, kemerleri ayakta tutan sütun başlıkları, iyon başlıklar, korent başlıklar ve bu başlıklar kimisi süslemeli, enginliği yüksekliği işlemeli, kimisi sadece taşın yontulmasıyla meydana gelen taş başlıklar. Sütunlar bu yönüyle baktığımız zaman hem çeşitliliği hem yekpare ve bindir direk olması hem de değişik sanat unsurlarını barındıran başlıklarıyla harikulade bir sanat tezyinatı teşkil etmekte. Burası bir mahzen, bir su deposu, bir sarnıç olduğu kadar aynı zamanda güzel bir sanat galerisi de. Bazen tarihte zaruri ihtiyaç olarak kullanılan yerler ve mekanlar
zaman geçtikçe özelliğini kaybeder ve tarihi bir zenginlik haline gelir. Turistik bir mekan haline gelir. Böylece tarihin geçmişini geleceğine bağlayan bir köprü olur. İnsanlar oraya baktıkları zaman geçmişi görürler, geleceğe nazar ederler ve tarihi, zamanı, geçmiş, yaşanan ve gelecek zamanı bir bütün olarak telakki edebilirler. İşte Yerebatan Sarnıcı, Yerebatan Bazilikası veya Yerebatan Sarayı olarak adlandırabileceğimiz bu muhitte öyle bir yer. Bir zamanlar insanların su ihtiyacını karşılamış. Daha sonra bu ihtiyaç giderilmiş başka şekillerde ve burası tarihi bir mekan olarak kalmış. Uzun süre o şekilde korunduktan sonra turizme açılmış ve turizme açılması neticesinde bugün bir turistik mekan. Bazı tamirat gördükten, tadilat yapıldıktan sonra uzun süre burası ancak sandallarla kürek çekilerek gezilebilen bir mahzendi. Ve birkaç tane sandal vardı. Pek nadir insanlar gelirler, o sandala binerler. Fışır fışır kürek çekerek bir uçtan diğer uca gider gelirlerdi. Zamanla ziyaretçiler çoğaldığı, turistler arttığı için sandallar ihtiyaca cevap vermediğinden burası yenilendi. Gezi mazgalları ve yolları yapıldı. Şu anda gezi güzergahının bulunduğu her yer Sarnıcı'nın diğer köşelerine kadar ulaşmakta ve Sarnıcı'nın her tarafını insanların gezebileceği, görebileceği, nazar edebileceği bir tarihi mekan haline getirmekte. Dün insanlara hayat bahşeden Sarnıç, bugün insanlara tarihi zevk ve haşmet bahşetmekte. Suyun bulunduğu yerde insan, insanın bulunduğu yerde sanat ve at var. Yerin metrelerce derinliği, burada su var ve insan var. İnsanlar suyla sanatı birleştirmişler. Sadece tavanı ayakta tutmak ve bu boşluğu suyla tezyin etmek maksadıyla dikilen bir sütuna, sadece sıradan bir sütun özelliği olma keyfiyeti vermemişler. İnce ince sanatla süslemişler. Tabii bunun ayrı bir manası daha var. Bunlar tersi akan gözyaşı damlalarını hatırlatır. Bu sütundaki nakışlar ve işlemeler. Böylece insanlar bu sütunlara kendilerince desen ve şekil verirken bazılarını kendilerince de ad vermişler. Ve buradan suyun damlayan halini nazara alarak şu sütuna da gözyaşı sütunu demişler. Bir gözden sakin sakin, yavaş yavaş, damla damla akan suyun bir zeminde meydana getirdiği ses ve hareketlenişi ancak bu şekilde resmetmişler, şekillendirmişler ve gözyaşı sütunu demişler. Ve bu muhite, Sarnıcın bu muhitine gözyaşı sütunu manasını kazandırarak insan ve duygu derinliği kazandırmışlar. Böylece insan, nerede olursa olsun insandır. Yerin derinliğinde de olsa insandır ve bulunduğu yerde hislerini, hayallerini, duygularını ve üzüntülerini, sevinçlerini arz eder, sanat hasretlerini arz eder. İşte bir yanda insanın eliyle işlenmiş sanat güzelliği, diğer yanda insanın duygusunun tezahürü olan gözyaşı sütunu. Şu anda Sarnıcı'nın en dip noktasındayız ve Medusa sütununun başındayız. Medusa bir Roma efsanevi kahramanı. Efsaneden derinliklerine inmeden buraya geliş macerasına bakmak yetiyor zannediyorum. Medusa kahramanını bu şekilde resmetmişler, mermere işlemişler ve bunu Roma'nın değişik yerlerinde değişik şekillerde sergilemişler. İstanbul alındıktan sonra, Bizans kurulduktan sonra daha doğrusu, burayı değişik mimari eserlerle, edebi eserlerle, başka eserlerle, heykellerle süslerken Medusa'nın başını da oradan buraya getirmişler. Fakat o günün şartlarında
sık sık muhasara edildiğinden şehir ve bir an önce bu sarnıcın bitirilmesi gerektiğinden, Medisa'nın efsanevi bir kahraman olmasına rağmen, buna çok büyük manalar ve değerler izafe edilmesine rağmen bu sütun başını getirmişler. Buraya bir sütuna paye, ayak yapmışlar. Böylece Medisa'nın başı bir sütuna hayat vermeye devam ediyor. Efsanevi kahraman burada büyük bir mermer sütunu omuzunda taşıyor ve onun vasıtasıyla sarnıç bir bakıma ayakta duruyor denebilir. Tabii bunlar efsanenin diğer tarafı. Hakikat noktasına baktığımız zaman insanlar hangi manayı hangi taşa veya şekilde verirlerse versinler, eğer o mana hayat bulursa insanlarla beraber hayat buluyor. Hayat bulmazsa bir şekil, bir desen veya bir sütun altlığı olarak herhangi bir yerde kalıyor. Tıpkı efsanevi kahraman Medica'nın başı gibi. Medica'nın bir başka pozu veya bir başka hayat hali demek daha doğru olur. Bir zamanlar doğru bir şekilde yüzüstü diğer taraflara bakan, ufku temaşa edecek şekilde resmedilen Medica burada ters dönmüş, baş aşağı çevrilmiş ve bir sütuna yine payelik yapmakta. Sanat hayata ömür verir. Sanat hayatı tezyin eder. Sanat bulunduğu yere manevi derinlik kazandırır. Burada sanat ters dönmüş, bulunduğu yere sadece manevi derinlik değil, bir manzara zenginliği kazandırmış. Bu manzara zenginliği de insanların yeri geldiğinde çok büyük değer verdikleri bazı eserleri bir ihtiyaç zuhur ettiğinde kullanabilmeleridir. Tıpkı Hazreti Musa'nın firavunlar ve diğer kavimlerle hak dini tebliğ ettiği sıralarda Yahudilerin helvadan yaptıkları putlara önce tapınmaları, sonra ihtiyaç hissettikleri zaman bu helvadan yaptıkları putları yemeleri gibi Romalılar da Medica'yı bir efsanevi güç olarak resmetmişler. Uzun süre değişik yerlerde bunları sergilemişler. Daha sonra ihtiyaç zuhur edince baş aşağı da olsa buraya ters çevirerek üzerine bir sütun bina etmişler. İlahi ve hakiki hallerin hayatta tezahür eden değişik bir tablosu. Sarnıcın bir başka köşesindeyiz. Şu ana kadar yere batan sarnıcının pek çok şeyinden söz ettik size. Ama varlığının sebebi olan suyundan söz etmedik. Yere batan sarnıcının suyundan. Su burada adeta bahtsızlığını yaşıyor. Burası bir su mahzeni, su hapishanesidir denebilir. Bir yanda Stranca dağlarında, Belgrad ormanlarında gürül gürül akan su, kilometrelerce uzaktan yine gürül gürül akarak buraya gelip bu sarnıca doldurulup hapsedildikten sonra ne akabiliyor, ne gürleyebiliyor, ne de varlığını ifade edebiliyor. Yani sesiyle, ahengiyle ve her şeyle bir suskunluğa mahkum oluyor. İşte burada su suskun ve asırlardır suskunluğa mahkum bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Suyu burada kendi dünyasında buharlaşıp tekrar damlayan bir devir daim içerisinde görünce insan su akmalı diyor. Gürül gürül akmalı, şırır şırır akmalı, gürül gürül dalgalanmalı ve akarak hayat vermeli. Her ne kadar su durarak da hayat veriyorsa da asıl akması fıtratı, fıtri hali akması ve su akmalı. Akıtılarak hayata hayat katmalı. Bizans'la Osmanlı'yı burada mukayese etmek mümkün. Bizans, belki de şartların mecburiyetiyle suyu mahzenlere hapsederken Osmanlı şadırvanlarda gürül gürül akıtmış. Onun için Bizans tarihin karanlık bir döneminde kalmış. Osmanlı asırlarca hayat bulmuş, bir başka şekliyle hayat bulmaya devam ediyor. Bugün
suyun hayat bulduğu yerde ve suyun hayat verdiği yerde bir bakıma suyla ilgili suyun meydana getirdiği ama suyun muhafazasının meydana getirdiği bir müştemilattan söz ettik size. Yere batan sarnıcının müştemilatından. İstanbul'da, İstanbul'un sinesinde bunun gibi daha pek çok yer var. Bir başka İstanbul seyahatinde adım adım gezerken bir başka muhitte buluşmak dileği kalbi duamızdır.